Arkadaşlar, soğuk yerlerde, karasal iklimlerde veya profesyonel bir bakım yapamayacağınız zaman buradan çıkacak 2-3-4 tane şey çıkar, sürgün çıkar. Şöyle daha uzun bir kesim yapalım, orada anlatayım isterseniz. Bakın şimdi bunu şuradan kestik. Burada şuradan bir tane çıkacak. Şuradan çıkacak. Şuradan çıkacak. Şuradan çıkacak. En az 3-4 tane sürgün çıkacak. Bir de aşının altından sürgünler çıkacak. Biz aşının altındaki sürgünleri keseceğiz. Aşının üstündeki sürgünlere gelince şöyle bir durum var. Eğer ikliminiz karasal iklimse, vejetasyon süresi kısaysa, yani yaz az geçiyorsa ve profesyonel bir sulama besleme yapamayacaksanız, yani aynı sene buradan çıkacak tek dalı 2 metrenin üzerine çıkartamayacaksanız, o zaman aşıdan yukarıya karışmayın. Burada 3 tane dal kalsın, bu seneyi öyle geçirsin. Bir sonraki sene o 3 tane dalın ikisini kökünden kesin, bir tanesini de 3 göz üzerinden kesin, oradan tek dal bırakın, ikinci sene bırakın. Yani eğer birinci sene tek dal bırakıp 2 metreyi geçmeyi göze alamayacaksanız, o zaman ikinci seneye bırakın, şu anda 3 dal kalsın. Biz burada inşallah aynı sene 2,5 metre yapacağımıza inanıyoruz bunları. O yüzden şuradan çıkanlardan bir tanesini, belki şunu bırakacağız, o 2,5 metre olacak. Hasan abinin çok ümidi yok ama bu olacak. İnşallah. Olacak, olacak Allah'ın izniyle. Şimdi bugün, şimdi şuradan açsam biraz geri olacak, o yüzden daha yakından kestim. İyice kısaltmaya başladı diyecek Hasan abi. Az ufaktan. Daha zorlasan kökünden alırdım. Az daha zorlasan kökünden alacağım diyor. Biraz daha alıştırayım da Hasan abi, ondan sonra. Önce işte bu şekilde bahçıvanı da düşüneceksiniz arkadaşlar. Bahçe sahibini de düşüneceksiniz. Önce 30 santim, sonra 25 santim, sonra 20 santim. Hasan abi. Başa varınca bu açmış maşallah. Burayı göster, abi, burayı sen kameradan abi, bak. Tavandan kesin ki? Buradan kessekti açmışı değil mi? Açmışı gördü, buradan kessen tamam eder. Bunu dışarıya soyakla bitsin abi. Biter mi abi ya? Biter. Abi şurada elma da ekleyelim. Çubuk ya olarak. Elma şey, olur, elma olur. Sen kameraya bak, kameraya. İyi bir kameraman değilsin abi. Abi elma olur, iyi de olur ama ceviz öyle olmaz abi hiç. Boşuna. Biraz ümit geldi Hasan abi. Geldi, şimdi geldi. Biraz ümit geldi abi. Bakın arkadaşlar, 20-25 santimi geçmiyorum bak. 20-25 santimi geçmiyorum. Abi bahçe güzel. Yalnız Hasan abi hiç boş bırakmamış. Yazın geldiğimizde yiyelim diye buralara nohut dikmiş değil mi? Evet. Nohutlar çıkmaya başlamış. Evet. Yeter yeter. Bakın çıkmaya başlamış. Bunlar hep nohut da ileride daha. Evet. Neyse biz şunları bir keselim daha sana abi. Bak keserken gözlere dikkat ediyorum. Kestiğim göz genelde şeyin oradan. Ha göz direkt göz olmayabilir. Göz silik de olabilir. O göz şimdi çıkar. Bunun üzerinde açtıktan sonra bir tanesi ışkını mı bırakacağız? Bir tek ışkın bırakacağız. Tek sürgünü canlı bırakacağız. Canlı olan birini bırakacağız. Evet. Diğerlerini keseceğiz. Alttan çıkan aşısız yerler koparacak zaten tamamen. Zaten koparmayacağız. Keseceğiz. Çünkü koparırsak yara yapıyoruz gövdede. Koparak o yüzden derken keser. He, keserek yapacağız. Yok onu bazen elle böyle sıyırıyorlar. O yanlış. Ben genelde düşünmüyorum. Yaparsın abi sen. Hasan abi dişiyle kopartmayı tercih ediyormuş. Şimdi dostlar burası bizim fidanlığa da yakın. O yüzden burada tüm aşamaları yine sizinle paylaşacağız inşallah. Şeylerini de o teke düşürmeyi de beraber yaparız. Yazın tekrar çatal almayı da, yani buraya birkaç sefer gelelim inşallah. Hasan abinin yukarıda da bir bağ yaptık.
Orada da 250 civarında karışık meyve ve ceviz diktik. Karışık meyvelerde aşağı yukarı 50 küsür çeşit meyvemiz var. 50 küsür çeşit meyve oldu değil mi? 50'yi geçti. Evet, 50'nin üzerinde. 60'a yakın çeşit var. İşte şeftaliler mesela, nektarinler. 3 ay şeftali yiyebiliyorsunuz. İşte erkenci, ortancı, geççi, çok erkenci falan. Şimdi orada güzel bir bahçe yaptı. Yani baharda çağla yiyerek başlayacak. Ondan sonra bahar her gittiğinde yiyecek bir şeyler olacak. En son ayva yiyip dönecek. Hayırlısıyla. İnşallah, inşallah. Burayı da normalde bakın şurayı yazın alacağız. Şimdi değil. Şimdi almıyorum. Yazın burayı keseceğiz. Abi bu böyle durursa sürgün zamanı sürgüne değer, sürgüne zarar verir. Bağlamak da yetmemiş. Yok, iyi etmişsiniz. Sallanırsa şey yapmazdı. Tutmaz. Sallanırsa kuruma yapar. O yüzden ilk baştan kesmeyecekseniz, sallandığı zaman, rüzgar salladığı zaman kök hareket ettiği için kurur ağaçlarınız. Yani büyük ağaçlarda, büyük fidanlarda özellikle o sıkıntı. Ona dikkat edin. Neyse arkadaşlar, aynı şey olduğu için çok uzatmayalım isterseniz. Sizin de vaktinizi almayalım. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.